Edebiyat akımlar konusunda sırada kübizmdeyiz arkadaşlar. Kübizm 20. yüzyılın başında resimde İspanyol Picasso tarafından başlatılmış daha sonra da edebiyata geçmiş bir akım olarak karşımıza gelecek. Kübizm akımında temsilciler duygularla olayları iç içe almış konunun görünen ve görünmeyen yanlarını geometrik şekillerle ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu de Pablo Picasso'nun kübizmle ilgili söylediği bir cümle kübizmin genel özelliklerini net bir şekilde karşımıza getirmektedir. Pablo Picasso balkonundan dışarıya bakan bir adamın resmini çiziyorsam bu adamın balkondan dışarıya bakarken neler düşündüğünü de tabloya aktarmak zorundayım demiştir. Dolayısıyla kübizm adını verdiğimiz bu akımda sanatçılar bir kavramı anlatırken ya da bir, eseri, bir kişiyi anlatırken bu kişinin neler düşündüğünü de aynı anda anlatmak zorundadır. Ve bununla birlikte kübizm aslına bakarsanız edebiyatta temelde resim alanında ortaya çıkan ve resim alanında gelişme gösteren ve edebiyatta özellikle de şiir ve düz yazı alanında çok fazla gelişme göstermeyen eşyanın geometrik şekillerini de edebiyatın merkezine alan bir akım olarak karşımıza gelecektir. Dolayısıyla kübizm ile ilgili bir soru karşımıza gelirse bu sorularda eşyanın geometrik şekillerinin ortaya koyulması temel kavram olarak karşımıza gelecektir. Kübizmin temsilcilerine baktığımız zaman Apollonieri ve Max Jacobs'u görebiliyoruz. Ancak dünya edebiyatında kübizm denince akla gelmesi gereken bir numaralı kişi kuşkusuz İspanyol ressam Pablo Picasso karşımıza gelecektir arkadaşlar.